gerçekten arkadaşım olan YouTuber'lardan birisi. Mesela Din ve Mitoloji YouTube kanalıyla kavga ettiler. Kanalı açtığımdan bu zamana kadar topu topu iki kere konuşmuşumdur. Ve bu üç kişi de benim sevdiğim adamlar. Beni hiç tanımadığın etmediğin halde beni tanıyormuş gibi konuşaraktan beni zan altında bırakmış oluyorsun. Çok sevdiği biriymişsin ya. Aranız çok iyiymiş. Hiçbir şekilde tanışıklığım olmayan birisi, yani hiçbir şekilde iletişimim olmayan birisi hani benim hakkında bir takım şeyler söylüyor arkadaşımla ilgili, yani ne alaka yani. Şimdi şöyle yapacağız. Bu arkadaş bana cevap veriyorken nedense benim hakkımda konuşacağını veya gerçek problemini söyleyeceğini, benim eskiden küstüğüm, kavga ettiğim veya aramın açıldığı arkadaşları ortaya koyarak kendini haklı çıkartmaya çalışmış ve tanımadığı ya da çok arasının iyi olmadığı insanları en sağlam kankasıymış gibi gösterip bakın problem Diamond demeye çalışmış. Yani bir öcüleştirme çabasına girmiş. Çok saçma. Şimdi o arkadaşlar tek tek katılacaklar. Beraber konuşacağız. Normalde sosyal medyayı ilgilendirmediği halde genel bir değerlendirme yapacağız yani. Özele falan da girmeyeceğiz. Kimse ilgilendirmez. Kimse mükemmel değil. Ben zamanında birisiyle kavga ettiysem mesela ben de ona bir yanlış yapmışımdır. Farkında değilimdir. Yanlış anlaşılmışımdır veya düzgün bir iletişim kurmamışızdır. Olaylar büyümüştür. O bana bir yanlış yapmıştır. Olabilir. Arkadaşlıklar başlar biter. Sonra bir daha başlayabilir. Kimse kanlı bıçaklı olmak zorunda değil. Kimseyle aramızda çok büyük bir şey de yaşanmadı. Kimseyi ilgilendirmezdi. Benim 10 tane arkadaşım olsun, 10'uyla da aram bozulsun, bu kötü olduğumu göstermez zaten. Eğer onlara yayın açıp da ana bacı sövmüyorsam saatlerce. Özelde kalmalı ama özelde kalmasın diye boş yapanlar ne kadar boş yaptıkları anlaşılsın diye bir konuşulmalı bence. 4 yıl önceki bir muhabbeti Efe niye hortlatmış, ne gereği varmış veya onu niye ilgilendiriyormuş, bu olay onu haklı mı çıkarıyormuş, bunu konuşacağız. Çünkü velev ki ben karımı aldattım ve boşandık diyelim şimdi, tamam mı? Yarın öbür günde bir adamla ben tartıştım sosyal medyada. Sen zaten karını aldattın diyerek haklı çıkamaz. Tartıştığımız mevzu her neyse, değil mi? Onu ilgilendirmez yani. Bunun gibi. Şimdi kardeşim hoş geldin. Öncelikle kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Biz seninle eskiden beraber yayınlar yaptık birçok defa. 4 evet. sene önce falan. Sonra aramızda bir sürtüşmeler yaşandı. Saçma sapan muhabbetler. İkimiz de bunun evet. pişmanız zaten. Bize yakışmayan muhabbetlerdi. Sonra videolar falan paylaşıldı. Bir gün sonra da bunlar silindi. İnsanlar da bunu bahane olarak kullandı. Dinsizler birbirine giriyor. Oley falan dendi. Ama sonra biz kendi aramızdaki problemleri çözdük. Bunu internete belki yansıtmadık ama ben seni aradım. Sen beni aradın. Şu anda aramızda bir problem yok. Bir düşmanlık da yok. Yarın bir ihtiyacımsa ben yardım ederim. Sen de bana edersin. Bunu üçüncü bir şahsın gelip kullanmasını sen nasıl değerlendiriyorsun? Bir dramaya zorla dahil edilmen mesela. Bundan rahatsız mısın yoksa umurunda değil mi? Ya açıkçası bilmiyorum. Ben kendimi biraz daha tarafsız hissettiğim için ikinizin arasında çok rahatsızlık hissetmedim ama yine de tabii geçmeseydi belki de daha güzel olabilirdi. Çünkü iki kişi arasındaki sürtüşmeye üçüncü kişilerin dahil edilmesine gerek yok diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Ben hani sana daha önce de söylediğim gibi taraf tutuyormuş gibi de görünmek istemem. Çünkü onunla da Efe'yle de aramda bir sorun yok. Senle de yok. Sadece dediğin gibi biz daha sonra aramızdaki bir şeylerin düzeldiğini ya da en azından eskisi gibi olmadığımızı, yani düşman olmadığımızı, çünkü öyle zannedenler var. Bunları yansıtmadığımız için sosyal medyada tabii insanlar öyle olduğumuzu düşünüyor olabilirler veya kimileri bunları dillendiriyor olabilirler, bilemiyorum. Ama diğer yandan arkadaşlık sürecinde birçok insan belki de benzer şeyleri yaşıyordur. Yani mesela ben Efe ile bile sizin sürekli şey kalacağınızı düşünmüyorum açıkçası. Hani böyle dargınlık olacağını, devamlı olacağını düşünmüyorum. Çünkü bilmiyorum ya, bir süre sonra insanlar orta yolu buluyor. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Ya tabii aradan zaman geçince, olaylar soğuyunca evet. zaten boş ver diyorsun, saçmaymış diyorsun aynı evet. konu ama mesela biz seninle tartıştığımızda araya evet. 15. insanları katmadık. Kimseyi ilgilendirmez. Evet. Hatta bunu zaten sosyal medya önünde yapmak bile saçmaydı. Bir daha da böyle bir hata yapmayız mesela. Toyluğumuza geldik, evet. ergenlik ettik diye. Evet. Veya fevri davrandık. Bir daha da yapmıyoruz. Sen bir taraf tutuyor gibi görünmek istemeyebilirsin. Son derece hakkındır yani. Zaten tutman evet. da gerekmiyor. İki tane yetişkin tabii adam ki, tabii ki. Kendi arasında bir muhabbetler yaşanmış. Gereksiz büyümüş olay. Kimse tarafçı olmak zorunda değil. Evet. Zorla olaya dahil edilmek veya birini kötülemek ya da kendini aklamak için araya hiç tanımadığın, etmediğin, bilmediğin, ayrıntılarına vakıf olmadığın şeyleri dillendirmek çok saçmaydı. Şimdi evet. o yayında da söylemiştim. Efe araya bazı arkadaşları kattığı zaman ve ort takım iddialarda bulunduğu zaman ben de bu konu hakkında konuşmak zorundayım. Ben konuştuğum zaman da bu sefer adı geçen veya geçmeyen insanlara cevap hakkı doğacak. Evet, konu evet. cevap hakkı doğuyor gibi oluyor. Doğru. Dolayısıyla yani saçma bir muhabbet. Hiç bu yayını yapmak da istemezdim. Bu olayları yaşamak da istemezdim. Ama davetimi kabul ettin, geldin. Çok sağ ol. Aramızda bir sıkıntı olmadığını söylemiş olalım. Ayrıca tabii aramızda bir sıkıntı olsa bile bu kimseyi ilgilendirmez zaten. Yani zaman zaman herkes birbirinden kopabilir, bir şeyler olabilir. Hayat bu yani. Herkes değişiyor. Önemli olan iki tarafı da değerlendirip orta yolu bulmak sonrasında. Ya çünkü
sanki arkadaşlığın kolay kolay bozulabileceğini düşünmüyorum. Ha olabilir, kırılırsın. Ne bileyim bir şeyler olur, zoruna gider, canın sıkılır ama işte bizde şöyle bir sorun var. Şimdi mesela ben burada bu konuşmayı yaptığımda işte bir sürü kişi çok farklı şeyler düşünecek. Çünkü bizde şöyle bir algı var biliyorsun. İlle de bir taraf seçmelisin ya da ille de bir taraf olmalı. Halbuki yok. Yani ki kavgaları bile çoğunlukla bu zihniyet kızıştırıyor. Mesela sizin yayınınızı eşim izliyordu. Yani Efe'ninkini de, seninkini de eşim denk geldi. Ben zaten zaman kısıtlamam olduğu için tıpkı senin gibi malum çok fazla izleyemiyorum bir şeyleri. Mesela adımın geçtiğini duyunca ben biraz şaşırdım. Yani üstü kapalı da olsa. Ya dedim ne oldu, yine ben bir şekilde bir yerlerde geçmişim. Ben de şaşırdım yani, hiç aklıma gelmez, ne alaka değil mi? Yani, bir de şöyle bir şey bilmiyorum. Var. Benim atıyorum 10 tane arkadaşım vardır. Bir arkadaşımla çok iyiyimdir, mükemmel bir insanımdır. Öteki arkadaşımla aram kötü olabilir. Bir arkadaşıma çok yardımcı olmuşumdur, ötekine olmamışımdır. Her arkadaşım beni başka bir gözden görür. Benim bir arkadaşımla aramın çok iyi olması beni iyi bir insan yapmaz. Başka bir arkadaşımla aramın kötü olması kötü bir insan yapmaz. Bu herkes için geçerli. Öyle tabii ki. Herkese eşit mesafede olamıyoruz. Sen de mesela şimdi bir ara evet aramızda muhabbetler yaşandı ama hiçbir zaman kötü kalpli bir insan olduğunu düşünmedim. Hatta çok saf, iyi niyetli olduğunu düşündüm. Sadece yanlış kararlar verdiğini düşündüm. Sen yarın bir insanla kavga etsen mesela, bir derdin olsa, ya o zamanında benle de etmişti falan diye olaya dahil olmam ya, beni ilgilendirmez. Veya bir başkasının beni kullanması burada, o zamanında Diamond'a etmişti. Yine yanlış olur. Ben de bu arada mesela senin hani farklı kişilerle geçmişte sürtüşmelerin oldu ya da sana cevap verdiler, sen onlarla biraz uğraşmak zorunda kaldın. Hani şeyden bahsediyorum mesela, dinci kesimden bazı kişiler falan. Mesela onlara hiç dahil olmadım ya da hiçbir şey söylemedim. Çünkü orada iki kişi arasındaki bir olaya dahil olmayı gerekli görmedim, doğru da görmedim. Ama bu işteninle ilgili olan son büyük olayda yani onda böyle bir mecburiyet hissettim. Hatta onu açmadan önce bile o yayının başında da bilmiyorum izledin mi bir sürü açıklama yapmak zorunda kaldım. İnsanların kötü niyetinden, yani izleyici kitlesinin yayıncıları birbirine kışkırtmaya çalışmasından dolayı falan bir sürü açıklama yapmak zorunda kaldım. Şöyle bir yorumda bulunmuş. İnsanlar çok istiyor diye, tepki var diye mecburiyetten açtılar demiş. Yani yine bir niyet okuması yapmış. Sen mecburiyetten bir yayın açtın, bana destek veriyorsun. Yok, ben mecburiyetten açmadım. Sadece ben hatta bir iki gün müne geç açtım. Çünkü işte o iki gün şeyi düşündüm hep. Hakkımda ne düşünülür? Yani şöyle ne düşünülür? Yani yayın açarsam hani adam çıkarı için mi açıyor diye saçma bir şey düşünürler mi diye çekindim biraz. Çünkü bizde zihniyet o, biliyorsun daha önce buna benzer şeyleri sana da yazmışlardır belki. İşte ben de çokça şahit oldum. Ben biraz ondan çekindim açıkçası. Açıp açmama arasında o yüzden gidip geldim ama sonunda ya dedim ne olursa olsun millet ne diyor diye bakma. Sen bu konudan rahatsızsın. Neticede eskisi kadar seninle samimi olmayabiliriz. Hatta belki en son işte birkaç ay önce görüşmüş olabiliriz kısa da olsa. Yani acil durumlarda konuşuyor olabiliriz ama yine de dedim yani bir zamanlar oturup bir şeyler yemişiz. İşte zaman geçirmişiz. Hani az da olsa bir mesai harcamışız birbirimize. Bir dostluk olmuş yani arada ve şimdi de düşman değilsin, bir şey değilsin. Tabii ki de ses çıkarmalıyım diye düşündüm. Yani çünkü benim kanalı kurma amacım bile ya da bu olaylara girme amacım bile zaten tamamen ideolojikti yani benim için. O yüzden böyle bir şeye karşı sessiz kalmak yani kendimle çelişmem demekti, anlatabiliyor muyum? Saçma olurdu. İnsanları uyandıracağım işte bu yobazlık gitsin diye düşünüp bir kanal açarken bu kadar büyük bir olayda sessiz kalırsam kendime karşı en başta yanlış olurdu. Ha burada ya başka kanallar, başka insanlar bir sürü şey düşünecektir, düşünebilirler. Yapacak bir şey yok ya. Herkes ne düşünecek diye de yaşanmıyor. Ama yani ben baskıdan dolayı açmadım, onu rahatlıkla söyleyebilirim. Öyle hisseden olmuştur belki. Bir baskı hissedip de yani açayım diyen de olmuş olabilir. Bir şey diyemem tabii ki. Yani niyet okuyamam. Desteğin için sağ ol. Vallahi yani yapman gerekeni yapmışsın. Doğru bir hamle yapmışsın. İyi ki de desteğini verdin. Ha, bu destekler benim hayatımı kurtarmıyor sonuçta ama samimiyetimizi gösteriyor. Ki. Şimdi ben Efe ile mesela diyelim ki daha da düşmanlaştık diyelim. Bana iyice kinlenmiş, başka şeyler çıktı. Yarın öbür gün Efe benzer durumu yaşasa, bir iki tane işte video yaptı, siyasi görüşü yüzünden eleştirildi diye değil. Böyle bayağı din ile alakalı bir problem yaşasa, adamı hapse atmak, ne bileyim öldürmek isteseler, kanlı bıçaklı bile olsam ben desteğimi veririm. Çünkü tabii ki. Şahıs bazında bakmak doğru değil. Biz madem aydınlanma için bir şeyler yapıyoruz, araştırma videoları paylaşıyoruz, madem bir derdimiz var, biz tamam belki bayrak sallamıyoruz, belki kahraman falan değiliz ama bir emeğimiz var yani bu ülkedeki non-teist camiada. Evet, bunun karşılığında sen samimi bir adamsan zaten destek verirsin. Ya millet ne diyecek? Şimdi acaba eskiden küstüğü kişiye yalakalık ediyor mu diyecekler? Gündemden para yiyor mu diyecekler? Bunlar boş muhabbetler. Ben de bu kafayla
ile yaklaştığım için Efe niye yapmadı acaba diye zoruma gitti bunu sordum. Yoksa çok ihtiyacım olduğundan da değil yani. Yapmış olsa ne fark edecekti? Hayatım mı kurtulacaktı? Hayır. Samimiyetini görmüş olacaktım. Bu yüzden de bir insanın davası da karakteri de zor günlerde belli olur diye bir açıklama yapmıştım. Oradan triggerlanmış. Karakteri hakkında hadi bir şey söylemeyeyim. İnsanın karakteri değişebiliyor onda... çünkü. Ama davası değişmiş, ben bunu anladım. Onun da hani kötü niyetli biri olduğunu düşünmüyorum. Çok muhabbetim yok, açık konuşayım. Hani ben kanalı açtığımdan bu zamana kadar topu topu iki kere konuşmuşumdur. Hatta bir kere de beni arayıp hal hatırı sormuştu. Biz bir şeyler yaşadığımız zaman falan. Sağ olsun o zaman aramıştı, etmişti. Beni onun aramamıştı. Dışında... Hayret. Bak o zaman da çok iyi arkadaş olduğumuzu ima ediyor ama acayipmiş yani. İşte 4 sene sadece iki defa konuştuk işte. Sonrasında ben onu aradım. O da ulaşamıyordum. Yani WhatsApp'tan yazıyordum. Mesaj gitmiyordu. Bir an aklıma geldi. Hatırı sorayım demiştim. O zaman bir de hani aradım, konuştum. Ama olsun, en azından yani böyle zor zamanlar yaşandığında birbirimize destek olabilmeliyiz. En azından ruhsal olarak senin yalnız olmadığını sana biraz olsun hissettirse, yani sırtındaki yük belki maddi olarak değil ama ruhsal olarak birazcık hafifler yani. Psikolojik olarak biraz daha dersin ki ha, en azından birileri var dersin yani beni düşünen. Ben öyle hareket ediyorum açıkçası. Hiç konuşmadığım insanlar bile var. Hatta bu insanların birçoğu bana sallıyorlar mesela. Belki yarın öbür gün bir şey olsa, onlara da çok büyük bir şey olsa, onlar için de belki açarım. Ha, onlar beni hala belki karalıyor olur ama ben yine de açarım yani. Samimiyetinle alakalı bir şey. Sağ ol kardeşim, güzel yorumların için. İyi ki geldin. Rica ederim. Ve aramızda bir problem olmadığını da insanlar görmüş oldu. Belki evet, her hafta beraber yayın yapmıyoruz ama düşman da değiliz. 4 sene önce ne yaşandıysa bizi ilgilendiriyor. Kimseyi ilgilendirmez yani. Tekrar sağ ol, işine selamlar o zaman. Rica ederim. Selamlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Yani şunu anlamış olduk. Efe kendini aklayacak diye hiç tanımadığı, etmediği, 5 yıldır toplasan 2 defa konuştuğu bir adama çok yakın arkadaşım falan demiş. O arkadaşla bir tane canlı yayın yapmışlar. Bunun dışında bir defa konuşmuşlar. O bir defa konuştuklarında da benim hakkımda konuşmuş zaten. Biz tartıştık diye ne oldu, durumlar ne, bilgi almak istemiş. Beni aramadı ama. O dönemlerde aramızda hiçbir şey de yoktu. Hatta ben davet etmiştim, yayın yapmıştık beraber. Demek ki o dönemlerden beri, yani ilk başından beri, ortada hiçbir şey yokken de bana kafayı takmış bu adam. Ben bunu anlıyorum. Şimdi istediği kadar bahane uydurabilir. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı. Keşke özel muhabbetleri katıp üçüncü şahıslarla adam kendine çevre toplamaya çalışmasaydı. Sevmek zorunda değil, destek vermek zorunda değil. 15 yıl önce bir davam vardı, bu yüzden destek verdim. Şu an elimi eteğimi çektim, umurumda değil. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Kim tartışmış, kim hapse atılmış. Ben film çekeceğim abi. İlgilenmiyorum diyebilirdi yani. Halen daha 15 yıl önceki muhabbetleri gündeme getiriyor çünkü. Şimdi başka bir arkadaşımız daha var. Benim eskiden çok yakın olduğum bir arkadaşım. Bir sürü vlog yaptık beraber. Ve açıkçası aramızda çok büyük bir olay da yaşanmadı. Sadece soğuduk. Bir düşmanlık yok, kin yok, nefret yok. Hiç aslında sineye çekilmeyecek olaylar da yoktu ama duygusal davrandık demek ki ve muhabbeti bitirdik. Bunu da sosyal medyaya hiç yansıtmadık. Yani o bana sallamadı, ben ona sallamadım. Hiçbir yayında hakkında kötü konuşmadım, o benim hakkımda kötü konuşmadı. Ama insanlar aptal değil. Ya o kadar yakın arkadaşlar bir yerden sonra niye konuşmayı bıraktılar veya niye beraber görmüyoruz diye bir şeyler tahmin etmişler. Bize illaki millet drama aradığı için her canlı yayında sormuştur. Ona da sormuştur. Bana da. Konuşmamayı tercih ettik. Çünkü iki yetişkin insanın arasındaki bir muhabbet başkalarını bağlamaz. İzleyenleri de ilgilendirmez. Başka yayıncıları da ilgilendirmez. Ama Efe bu arkadaş hakkında da çok sevdiğim bir adam falan demiş. Tanışmıyorlar. Sohbetleri yok, muhabbetleri yok. Ve onunla aramdaki muhabbeti de ortaya açarak karısı yüzünden küstüler. Diamond'ın karısı olaya dahil oldu falan gibi ithamlarda bulunmuş. Aramızda ne yaşandığını bilmiyorsun. Bu arkadaşla konuşmamışsın, benle konuşmamışsın. Hatta o arkadaşla kankaymışsın gibi anlatıyorsun. Adamın da olaydan haberi yok. Onu da zan altında bırakıyorsun. Beni de şüpheye sokuyorsun. Lafına güvendik. Gerçekten arkadaşımla konuştun da ondan bir şeyler duydun diye. Adamı da yani bir profile soktun. Ben de öyleymiş gibi yorumladım. Adamın da günahını aldık. Yani iftira atmak da yetmedi, yalan da söylemişsin. Bir kere seni ilgilendirmiyor zaten bu olay. İkincisi kimden ne duyduğun da bizi bağlamıyor. Bunu niye katıyorsun? Şimdi o arkadaşımız yani Shock Voice ki yine söylüyorum. Bir düşmanlığımız yok. Hatta bu vesileyle sağ olsun Efe'nin boş yapması sayesinde adamla konuşmaya fırsatımız oldu. En azından aramızdaki buzları eritmiş olduk. İyi de oldu yani. Aramızda hiçbir sıkıntı yok. Olsa bile kimseyi bağlamaz. Aramızdaki sıkıntı çok büyük bir olay olsa bile bu sonuçta benim başka bir insanla aramdaki çekişmeye örnek teşkil edemez. Burada da hadsizlik yapmış. Üstüne vazife olmayan şeylere bulaşmış. Artık neyi umdu? Diamond'ın arasının bozuk olduğu herkese burada kart dağıtayım da belki benimle arkadaş olurlar, yanıma çekerim. Diamond'a toplu halde saldırırız falan diye mi düşündü bilmiyorum. Çok yanlış bir hareketti. Şimdi Shock'la konuşacağız. O da sağ olsun çıkıp konuşmayı kabul etti yani. Yoksa adamın hiçbir dramayla alakası yok. Bugüne kadar kimseyle kavga etmemiş. Çok güzel bir yolda ilerliyor yani. Dahil olması da gerekmiyor zaten bu muhabbetleri. Boş yere dahil etmişler. Keşke etmeselerdi. Bizi de böyle boş şeylerle uğraştırmasalardı ama yapacak bir şey yok. En azından doğrusu neymiş bunu öğrenin arkadaşlar. Hoş geldin dostum. Kusura bakma böyle boş muhabbetlerle meşgul ettiğim için istemezdim. Vallahi evet, hiçbirimiz istemezdik. Çok
anlamsız oldu benim için de. Dün yani bayağı bir şaşkın bir şekilde olaylardan haberim oldu. Ve sen özetledin zaten ama yani işte durum bu. Yani hiç alakam olmayan bir olayda. Böyle alakasız bir şekilde dahil edilmişim. Efe bir takım şeyler söylemiş işte. Senin bir zamanlar arkadaşların hakkında, eski arkadaşların hakkında. Bunların içerisinde ben de varım. O hani bir yerde ismini vermeyeyim ama bir YouTuber daha var ve işte onunla da araları bozulmuş. Araların bozulma sebebi de işte eşiymiş falan dediği yerde bahsettiği kişi benim. Yani o ismini vermeyeyim diyerek kendi açısından her şeyi çözdüğünü düşünmüş. Ama hani insanlar da sonuçta aptal değil. Anlıyorlar kimin olduğunu. Buradaki insanların pek çoğu anlamıştır diye düşünüyorum. Bu arada mikrofona yakın konuşabilir misin? Sesin çok boğuk geliyor. Ya şimdi özetle hani burada şöyle bir olay var. Hani o şimdi diyor ya videoda böyle duyumlar aldım işte kulağımıza geliyor böyle şeyler falan. Sen şimdi diyelim ki biriyle aran bozuluyor. Sonra başka birisi sana onun daha önce arasının bozulduğu biri hakkında bir bilgi getiriyor, tamam mı? Senin burada yapman gereken şu olabilir. Yani bu bilgiyi ne bileyim bir şekilde doğrularsın veya kendi özel hayatında bu bilgiye göre bir pozisyon alırsın, bir tavır alırsın. En fazla bunu yapabilirsin. Ya çıkıp da olayla alakası olmayan binlerce insanın önünde ve hiçbir şekilde daha da alakası olmayan bir adamla ilgili bir takım şeyler aktaramazsın değil mi insanlara? Bir kere yani burada sen pek çok kişiyi aynı anda itham etmiş oluyorsun, zan altında bırakmış oluyorsun, mağdur etmiş oluyorsun. Konuşmasının başında hani kendisini bir şekilde garantiye almak için onlar mağdur olmasın diye isimlerini vermeyeceğim falan demişsin ama bu cümle çözmüyor tek başına her şeyi. İnsanlar aptal değil, tabii ki de anlayacaklar yani ben olduğumu bir şekilde. Bu bizi ilgilendirir, bizim kararımız. Biz bir yerde şimdiye kadar aramızdaki tartışmayla ilgili bir şey açıklamak isteseydik açıklardık zaten. Yani bunu insanların Efe'den duymalarına gerek yoktu. Ve sana o bilgiyi getiren kişi, bir kere bak zaten sen o kişiye de ihanet etmiş oluyorsun ki o kişiden duyduğun bilgi en fazla bizim aramızın neden bozuldu. Bir sohbet esnasında geçen bir bilgiyi hani sen kullanmışsın bir şekilde. O kişiye ihanet ediyorsun. Beni hiç tanımadın etmediğin halde beni tanıyormuş gibi konuşaraktan beni zan altında bırakmış oluyorsun. Çok sevdiği tek biriymişsin bir cümlenle, ya aranız çok iyiymiş. Öyleymiş. Yani tek bir cümlenle o kadar fazla kişiye aynı anda zarar veriyorsun ki. Ben de senin yerinde olsaydım hani demek ki konuşmuşlar bir şekilde iletişime geçmişler ve benim hakkımdaki bu özel bilgiyi bu şekilde öğrenmiş diye düşünürdüm ben de. Böyle düşündüğüm için empati yaptım ama yine de keşke ben sonuçta hani senin ulaşamayacağın bir yerde değilim. Birbirimizle iletişimimiz var ve biz kanlı bıçaklı bir şekilde iletişimi kesmemişiz. Keşke benimle, çünkü sana şu yüzden kızdım. Sen de insanları bu şekilde eleştiriyordun. Hani bana niye söylemiyorsun, benimle önce niye konuşmuyorsun diye. Bu aynı şeyi sen niye yapmadın o zaman diye sana o yüzden kızmıştım. Haklısın. Sen de hak verdin bana bu konuda. O meseleyi o şekilde çözdük ama hani burada şöyle bir açıklamamı yapabilir miyim? Ya normalde tabii tam dediğin gibi olur. Bugüne kadar mesela başka yayıncılar da hakkında bir şeyler söyledi. Adamlara hemen cevap vermektense bir şekilde telefonlarını buldum. Özelden konuştum, çözmeye çalıştım. Az önce yayına aldığım arkadaş da mesela benim hakkımda video paylaşmıştı. Ben hemen video çekmemiştim. Adama ulaşmaya çalıştım saatlerce. 3-4 saat bekledim, telefonla aradım. Dönüş yapmadığı için video çekmek zorunda kaldım. Normal bir psikolojide olsaydım seni de arardım. Bir şekilde sana ulaşırdım. Ya sen bu adama ne anlattın? Hakkında çok sevdiğim bir arkadaş, yakın kankam gibi anlatıyor. Oturup ona sırlarımızı dökmüşsün gibi aktarıyor. Ne anlattın sen buna diye sorardım. Ama son bir aydır beni bayağı yordular. Ya çekmediğim kalmadı. Sabrım da azaldı, tahammülüm de azaldı. Biraz daha fevri davranıyorum. Oturup saatlerce sakin sakin izleyemiyorum. Ben canlı yayındayken adam hakkımda bir yayın açmış. Millet chatime doluşmuş yüzlerce kişi. Yayını bir açtım, 5 dakika içinde 10 tane isim sayıyor. Oradan buraya bağlıyor. Triggerlandım yani, ne alaka? Niye üçüncü şahısları ortaya koyuyorsun, sana ne? Kimi ilgilendiriyor diye. Bu yüzden de gelip tek herkesle konuşup işin iç yüzünü öğrenmeye çalışamadım. O benim hatam. Aslında bir iki saat daha bekleyip hepinizle konuşup işin gerçek yüzünü öğrenip daha geniş ve daha doyurucu bir cevap da verebilirdim. Biraz senin de hakkın yenmiş oldu. Senin alakan yokmuş olayla. Adam kendini kuvvetli göstermek için seni tanımadığı halde seni ortaya atmış. Üstüne dediğin gibi tanıdığı diğer arkadaşlarını da satmış oldu. Onlara da ihanet etmiş oldu. Böyle bir şey yapacağı aklıma gelmedi. Yani sen canlı yayındasın. Binlerce insan izliyor. Tanımadığın etmediğin bir adamı arkadaşınmış gibi gösterip ondan bir şeyler öğrenmişsin gibi aktarıp yalan söylemezsin yani. Bu ortaya çıktığında rezil olacaksın çünkü. Böyle bir riski almazsın. Ama alıyormuş tabii ki. Ben izleyince çok fazla şaşırdım. Hani dedim ben ne alaka abi, ben evimde oturuyorum. İşimdeyim, gücümdeyim. Aradan çok fazla zaman geçmiş ve bu mevzu 1,5 yıllık, yani bir seneden fazla uzun zamandır bir mevzu. Hiçbir şekilde biz herhangi bir yerde konuşmamışız bu konu hakkında. Ne yayınlarında ne bir şey. Biz bu meseleyi kendi aramızda halletmişiz. Ayrıca aramızda ne yaşanmış olursa olsun, diyelim ki biz kavga ettik, yumruk yumruğa dövüştük, çok ayıp şeyler yaptık birbirimize ve o şekilde aramız bozuldu. Bundan kime ne abi? Özetle yani.
Aynen öyle. Ya velev ki ben geldim, senin evini yaktım. Evine ateşler saldım, tamam mı? Yani sana yamuk yaptım. Bu senle benim aramdadır. Yani sen kalkıp da bunu kamuoyuna duyurmadığın, beni bu şekilde kötülemediğin, ifşalamadığın sürece üçüncü bir şahsın gelip bu konuyu açması saçmadır, onu ilgilendirmez. Sen razısın belki. Belki seninle kavga etmedik bunun için. Ne olduğunu kimse bilemez. Belki sen beni affettin zaten çoktan, değil mi? Bir sürü ihtimal var. Belki ben seni affettim. Kim haklı, kim ne yaptı, ne etti? Ya senle aramızdaki olayı anlatıp bakın Diamond işte bu kadar kötü. Bakın Diamond burada da haksız. Nereden biliyorsun? Belki sen beni bıçakladın kardeşim. Adam nereden bilebilir bunu? Yani onu ilgilendirmiyor. Yani İzleyenleri ilgilendirmiyor. Ben haklıdır. Herkes kendi penceresinden bir kendi hikayesi vardır. Ama bu bizi bağlar. Bu konu hakkında konuşmak veya konuşmamak birinci elden bizimle ilgili bir şey. Hani sen ne alaka abi bu konuları gündeme getiriyorsun ve birinden duyduğun bilgilerle? Yani bir dedikodu bu sonuçta neticede. Senin kulağına gelmiş bir bilgi bir şekilde. Ve insanız neticede. Bir takım insanlarla bir şeyler konuşabiliriz. O bilgi yayılır. O oradan oraya gider. Bu günlük hayatın içerisinde olağan şeyler. Ama biz bunu tutup da yayınını mı yapıyoruz? Tutup da binlerce insanın önünde mi açıklıyoruz yani? Ya biz bunu reddiyeleşmiş olsak mesela, ortaya döksek, sen bana sallamış olsan, ben sallamış olsam, videolar hala dursa, düşman olsak falan ve birisi bu konu hakkında yorum yapsa, drama değerlendirse olabilir. Çünkü zaten artık herkese açılmış mevzu. Yani niye konuşuyorsunuz diyemez. Biz aramızdaki özel bir muhabbeti kendi aramızda çözmüşüz, kimseye de yansıtmamışız. Hakkında konuşmamışız da, sen bana düşman değilsin, ben sana değilim. Üçüncü bir şahsın, dördüncü bir şahıstan bunu duyup hiç bilmeden senle de benle de arası iyi değilken bunu ortaya atıp kendini oradan haklı çıkartmaya çalışması çok yanlış. Çok senle yanlış kankaymış şey. Da beni beraber gömmüşsünüz gibi. Sen bana ihanet etmişsin gibi aktarıyor çünkü. Çok acayip yani. Ben bir şekilde sana ulaşamasam veya bir şekilde hani kendimi ifade edemesem düştüğüm durumu bir düşünsene. Hani ben arkadaşını bozuştuktan sonra başka kavga ettiği birisini anında satan biri oluyorum yani, anladın mı? Böyle acayip bir karakter imajı yaratılıyor. Hiçbir şekilde tanışıklığım olmayan birisi, yani hiçbir şekilde iletişimim olmayan birisi hani benim hakkımda bir takım şeyler söylüyor arkadaşımla ilgili, yani ne alaka yani? Haklısın. Bu konuda hakkını yediysem, ki yemiş oldum dolayısıyla Efe'ye güvendiğim için, herhalde doğru söylüyordur diye düşündüğüm için, kusura bakma, seni üzmek istemezdim bu konuda. Zaten seninle bir derdim de yok. Hatta bu olayda iyi oldu. En azından sohbet etmiş olduk. Sesini de özlemiştim, yalan değil ya. Eyvallah. Peki kardeşim, iyi akşamlar. Sağ olasın. İyi akşamlar.